Evet, Galatasaray Cumartesi günü Beşiktaş derbisine çıkacak. Salı günü de Bayern Münih ile karşı karşıya hı. gelecek iki önemli maç, iki zor maç onları bekliyor. Hoca değişikliğinin rakiplerini ekstra motive edeceğini düşünüyor hı. Okan Buruk. Sen de böyle düşünüyor musun? E, öyledir zaten hep yeni teknik adamla ilk maçlar hı hı. Oy, o takımın oyuncularının kendini kanıtlama mücadeleleri olur evet. ve daha fazla ekstra efor sarf ederler. Ee, şöyle bir durum. Bayern Münih için, için değil tabii de Beşiktaş, Beşiktaş için bu durum söz konusu. Beşiktaş e, biraz da toparlanma evresinde bazı oyuncuları form tuttu. Sakatlıklar başta Getson olmak üzere kuşku yaratıyordu ama Getson muhtemelen oynayacaktır. O aşamaya doğru gidiyor. İdmanlarda daha fazla tempo yapmaya başladı. Salih Uçan'ın yokluğu var orada. O yüzden Galatasaray cephesinden bakarsak Galatasaray daha oturmuş. Her oyuncusu daha formda Beşiktaş'a göre ve camia olarak daha barış içinde duruyor. Beşiktaş'taki o çalkantılar Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor ama şunu da unutmayalım. Hem bir derbi ayrı, bir de kendini kanıtlamak isteyen, kendini göstermek isteyen hem bir oyuncu grubu var hem de bir teknik adam var artık. Şimdi yeni bir teknik direktör de gelince takımlara Hı -hı. takımın havası da değişiyor. Tabii. En yakın evet. örneği milli takımda aslında Doğru. gördük bunu. Doğru. E sence bu anlamda çık Galatasaray tedirgin ediyor mudur? Şimdi bambaşka bir Beşiktaş'ta görebiliriz. Hı -hı. E ki bugün de manşetlerde de çokça okudum. Farklı bir Burak Yılmaz Hı -hı. planı ortaya çıkabilir. Şimdi Burak Hoca için de artık yeni bir kendini kanıtlama dönemi ve Hı -hı. hem eski takımı, hem eski şampiyon, son şampiyonu yenmek ve şimdi Burak Yılmaz 3-4 maç kongre yapılacak Beşiktaş'ta. Hı hı. E, tarih belli olmasa da bu maçlara kadar galibiyet aldığında yepyeni bir kariyer başlar ve belki de yola onunla devam etme durumu söz konusu olabilir. Bunlar da bir futbol adamı için elbette ki şanstır. E, bunun ateşini de Galatasaray gibi bir maçla yakabilirsiniz. İstanbulspor karşısında o kadar iyi değildi Beşiktaş ama kazandı. En azından o kritik e, noktayı aştı. E, şimdi Beşiktaş'a e, bu maçta alacağı bir üç puan elbette ki enerji yaratacaktır. Burak Yılmaz'ın da kendini kanıtlama maçları olur. Hücumda özellikle etkili bir oyun bekliyorum ben Beşiktaş'tan. Hani öyle çok savunma yapan bir takım görmeyeceğiz gibi. Peki Bayern Münih maçını da biraz konuşalım. Hı hı. E, çok uzun bir süre geçmeden evet. hemen e, zorlu bir deplasmana daha çıkacaklar. Hı hı. E, sen böyle büyük bir rotasyon bekliyor musun o anlamda? Vallahi Bayern Sence M hangi oyuncu? <laughs> Şimdi, Beşiktaş maçında oynamaz ve Bayern maçında kesin olur dediğim bir isim var mı mesela? Ha, oynamaz. Beşiktaş'ta yok, Bayern'de var. Riski atmaz, Bayern'de oynaması lazım gibi. Ya Hepsinin oynaması lazım ama şöyle bir şey değişir, şablon değişir. Hı -hı. Mesela Kaan Ayhan'ı oraya hem Endonbel'e hem Kaan Ayhan'ı monte edersiniz belki Bayern maçında. Ee, hücum hattından bir on numarayı kesip üçlü orta saha gibi oynatırsın. Kanatlarda bir değişikliğe gidip daha savunmacı adam kullanabilirsin. Çünkü... Hı -hı. Bayern deplasmında tamam. Yani çok savunmaya çekilmek kötü bir şey de çok da hücum etmek de kötü bir şey. Bayern mini adamı parçalar geçer. Yani bir anda 3-5-10'a doğru gidiyorlar. Hiç öyle durdurakları yok. Bütün hiç dünyanın bildiği ya. bir şey. Hayır kötü anlamda söylemiyorum. Yani e, Manchester'da bu olmuyor. Evet. Ne bileyim Barcelona'da bu olmuyor. Ama Bayern mini böyle hiç durmayan bir yapısı var. Skor anlamında da ya bir rahatlayayım 3'te durayım, 4'te durayım değil. O yüzden en ufak maçın 90 dakikanın içine en ufak bir boşluk bırakmamanız, motivasyon kaybı yaşamamanız bir rakip, yaşamamız gereken bir rakip. O yüzden de orada hani tamamen hücum değil de Manchester maçındaki gibi biraz daha yüzde vurursan yüzde 60 savunmaya daha fazla önem veren bir şablon olacaktır. Peki şöyle bir bakıyorum. Manchester United'la 4-3 yendiler onları. Kopenhag'a karşı mesela 2 gol atarken Hı -hı. United'a 4 atıyor. Evet. Şimdi her şey olabilir gibi de Kesinlikle. geliyor bana bir yandan. Ya şöyle bir şey var. Manchester'ı deplasmanda yenen Galatasaray Bayern Münih yener mi? Hı hı. Yener. Ama çok zor bir maç mı? Evet. Yani Bayern Münih deplasmanından alacağın bir puan senin bambaşka bir yere taşır. Hem Avrupa camiasının gözünde evet. hem de grupta. Ama Bayern Münih deplasmanından 3 puan Bekliyor musun? Hayır. Ama dirençli bir oyun. Olursa kafa kafa oyun ve bir puan. Evet. Neden olmasın? Harika bir iş olur. Peki. Eş, oyuncuları da konuşalım. Tamam. Milli takımdaki Hı -hı. performansları nasıldı diye özellikle Abdülkerim'e biraz vurgu yapmak istiyorum Galatasaray'dan. İki maçta da uzunca bir süre görev aldı ve E tam anlamıyla yine beklediğimiz Abdülkerim sahnedeydi. Ligin en formda evet. yerli stoperi. Yani liginde miyim? Türkiye'nin, Türk futbolunun ee, en iyi stoperi durumda, en formda isim durumunda. Ee, hani yanında oynayan e, şöyle de bir durum var. Abdülkerim Galatasaray ilk geldiğinde elbette ki kuşkular vardı. Konya'dan geliyordu Hı. vesaire. Ee, büyük takım havasını daha e, görmemişti. Dedik ki ya Markov taşıdı, ya Nelson onu taşıyor falan. Hayır gördük ki şimdi o da yanındakileri taşıyor. Yani Davison Sanchez'in bu kadar... Kolay uyum kurmasında Abdülkerim'in hiçbir katkısı yok. Var. Milli takımda yanına Samet'i koyuyorsunuz. Fenerbahçe'de neredeyse e, kapı dışarı edilen takım bul denilen Samet milli takımda da oynuyor. Abdülkerim'in bu yönü de gelişmiş Yanındaki durumda. Yanındaki oyuncunun da Aynen performansını Aynen öyle. Yükseldi. Onu da taşıyor, onu da sırtlıyor. Ve hani e, onun açıklarını da kapatan bir stoper her zaman her takımın e, hayalidir. Bu yüzden de Abdülkerim'in özellikle ileri çıkışlarda... Galatasaray ileri taşıyan bir hücumcu olması veya hücumcu olmasıyla beraber çünkü tek savunmacı olarak bakamıyoruz. Davinson'dan da aynı beklenti var. İkisi beraber takımı net bir şekilde orta sahaya itiyor. Peki Galatasaray takımından milli takımda görev alan oyunculardan sence en etkilisi Abdülkerim miydi? Ya Abdülkerim etkiliydi. Kerem tamam skor olarak bir şey yapamadı ama yani abartı bir şey yapamadı. Kerem'in o deparı herkesin gözünün önündedir herhalde yaptığı çıkış son maçta. E üstüne bütün maçlar boyunca sadece hücumda değil savunmaya katkısı, yaptığı pres ortada. O yüzden Kerem e, bence en az Abdülkerim kadar faydalı bir isim. Peki Barış Alper'i ile uçta da izledik iki hı hı. maçta evet. da. Şimdi geçen sezonun Fenerbahçe derbisi geliyor. Aklıma Okan Buruk hepimizi şaşırtan bir değişiklik evet. yapıp onu ileri uçta görev vermişti. E, sence bu sezon içerisinde de Barış'ı Icardi'nin yerinde orada kullanacağı maçlar olacak mı? elbette ki olacaktır. Geçen sene bizi şaşırtan bir hamleydi ama Okan Hoca'nın da ne kadar doğru işler yaptığını, oyunu ne kadar iyi okuyup rakibi ne kadar iyi analiz ettiğini ekibiyle beraber göstergesiydi o ve bunun sonucunda aldı Galatasaray. yani şimdi bundan sonra normal standart lig maçlarında olmasa da belki derbilerin bir bölümünde takımın tıkandığı yerlerde ya da savunma savunmaya çekilip daha fazla Rakibi hücumla yıldırmak, hı hı. baskıyla yıldırmak istediği dönemlerde Barış Alper kullanılır. Bayern maçına Barış Alper'in deplasmanda tek forvet çıkmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Yok. Sağ açık olarak kullanmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Yok. O yüzden elinizde güçlü, hani hiç bitmeyen bir enerjiyle, baskıyla oynayan ama elbette ki son vuruşlarda kendini daha geliştirmesi gereken genç Barış. bir milli oyuncu var artık. Peki istersen Galatasaray'ı bu şekilde noktalayalım. Tamam. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir toplantı sohbet evet. toplantısı yaptı. Onu ekranlara bir getirelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir araya geldi. İddialı sözler var. Neler söylemiş izleyelim. Sonrasında buradayız.